Karayılan gerilla Kobane'ye gitti, haberler doğru değil. Biz gidemiyoruz, Türkiye'dekiler gitsin demiş. O da diyor Türkçe mali, biz tırstık, siz gidin anlamadım. Ya komünizmin modasını geçtiğini bunlar bilmemesi hayret ya, dağın tepesinde. Ya bu arazi, bu coğrafya hep dindar, hep evet, dinle yaşamış. Siz dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız, manyak gibi adamlarsınız. Yani sizin ideolojinizi Kürt insana nasıl kabul etsin ya? Hep dindardır Kürtler. Ya böyle bir manyaklık olur mu? İnanılır gibi değil ya. Abdullah Öcalan'a İsrail işte aileyi kaldıracağız, dini kaldıracağız. Ya bir Kürt için aile çok hayati bir konudur, evet, Kürt kardeşimiz için. Ne demek ki aileyi kaldıracağız? Aile kalktı mı namus kavramı da kalkıyor. Tabii. Dini kaldıracağız diyor. Ya bir Kürt kardeşim bunu gerçek anlamda bir duymuş olsa, anlamış olsa parmaklıkları söker, Abdullah Öcalan çıkarır oradan yani. Evet. Ve sen ne demek istiyorsun der. Evet. Yani. Ya orada olmuş olsa parmaklığı söker yani. Evet. Sen ne demek istiyorsun? Ağzını toparla der yani. Evet. Daha yeni öğrendiler PKK'nın ne olduğunu. Evet. Onun için müthiş bir nefret bölgede oluştu PKK'ya karşı. Şimdi bu IŞİD'e katılımlar nedeni de bunları böyle Allahsız kitapsız olduklarını bildikleri için Kürt gençler hep IŞİD'e katılıyorlar. Bu it kopuk takımına beraber olmak istemiyorlar. Ama tabii şiddet var iki tarafta da. Yanlış olan bu. Şiddet İslam'da yok. İslam'da merhamet şefkat vardır. Türkiye'den IŞİD'e katılanlar da genelde Kürt kardeşlerimizmiş. Adam Bey. Evet. Canım, yani şu an oradaki operasyonlara katılanlar zaten hep Kürt. Evet. Dindar Kürt gençler. PKK o yüzden zaten dehşete düşmüş durumda. İtibarları kalmadı. İnançları zaten berbat. Yani 2014 yılında oturmuş komünizm propagandası yapıyor. Evet. Ya sıra milli sırtıyla güler ya. Böyle bir delilik olur mu? Dolayısıyla PKK bitmiştir. Evet. PKK zihniyeti de bitti. Akılların baştan aslında. Çırpınmayla da olmaz. Türk askerine kabadayılık yapmak, bağırıp çağırmayla da olmaz. Evet. Mehmetçik Efendici izliyor. O arada da annelere, Kürt annelere yardım etmekle uğraşıyor. Evet. Ya Kürt kardeşlerimin içinde dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız olarak propaganda yapmak, yapmak ne kadar delice bir hareket ya. Sen Kürt'ün yüzüne ateş tutuyorsun ya. Değil mi? Evet. Başına çekişle vuruyorsun sen. Onun en hayatı damarlarını kesiyorsun ya. Onu mahvetmek istiyorsun. Ne kadar aptalca bir yaklaşım oldu PKK'nın. Evet. Ya bir Kürt kardeşimin en hassas olduğu nokta dini, imanı, Allah'ı, kitabıdır ya. Evet. Haysiyeti, namusu, şerefidir yani. Ailesidir. Onun dinine, imanına, Allah'ına, kitabına haşa savaş ilan ediyorsun ya. Ve bunu da gizli kalacağını zannediyorsun. Sen gizlersen ben açığa çıkartırım senin gizliliğini.